Hep birlikte kahve yapmaya ne dersiniz? Varız. Hadi başlayalım. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kardeşimle birlikte kardeşimin evinde kahve denemeleri yapacağız. Tam 5 adet kahve deneyeceğiz. Ve bunların çoğusun tabii ki ben yapacağım. Zeynep yapacak. Dalmamız internetten bakacağız. Tabii ki hiçbirisi bizim tarifimiz değil. Yani internetten, birkaç TikTok'tan. Birkaç tanesi benim genelde yapıp içtiğim. Diğerlerini ilk kez deneyeceğiz zaten. Tadını da bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ve kahve pek sevmem. Beğeneceğimi de zannetmiyorum ama hep birlikte deneyeceğiz ve göreceğiz. Hadi başlayalım bence. Tamam. Evet Zeynep, şimdi malzemelerimizi söyle. Şimdi malzemeler normal granül kahve. Bu şey kahvesi. İsmini asla bilmiyorum ama TikTok kahvesi olarak geçen şu meşhur köpüklü kahve. Şeker, sıcak su, normal mikser. Ve süt. Ve bir kap. Aynen. Çırpmak için bir kap. Şimdi ben birazcık geçeyim. Kaşıkın versene bana bir tane. Yüzüm çıkmayacak galiba boyumuzun olduğundan kaynaklı. Şimdi iki kaşık koyuyorum. Kahveden. Ay. Aslında ben bunun hepsini iki kaşık ayarladım ben bunu zaten. Hepsini dökelim. Sonra şekerini koyuyorum. Suyunu koyacağım, sıcak su. Şimdi bunu köpürene kadar, rengi açılana kadar çırpma işlemi devam edecek. Rengi açıldıktan sonra yarışmaya geçeceğiz. Pay bırakarak süt, soğuk sütü döktük. Direkt bu şekilde mi? Evet. Çikolata sıkabiliriz. Böyle bir şekilde evet, yapabiliriz. Güzel olur. Hepsine çikolata sıkalım ama. Tamam. Çok güzel görünüyor. Tamam. Harp oldu. Kahve oldu ama normalde normal yapan insanlar bunu daha fazla kahve koyup böyle hani birazcık daha ince şekilde yapıyor ki bu biraz acı olduğu için sütle karışınca şey oluyor, iyice yumuşuyor ama ben acı kahve zaten içtiğim için, sütlü kahve içmediğim için biraz daha fazla koydum ki karışınca kahve tazı daha fazla gelsin. O yüzden görüp de bunu olmuş böyle yani. Doldurmuşsun falan demeyin. Evet. Benim gördüklerim böyle ama çok kalın kalın gördüm ben hep. Benim gördüklerim de ince. Yani onu siz kendinize göre sütlü daha çok olsun istiyorsanız. Yani mesela ablam bunu çok beğenmez çünkü belki de acı olabilir şu anda. Bilmiyorum, deneyip göreceğiz. Al sen bunu koy. Geldik ikinciye. Bu arada tadımları en son yapacağız. Hepsini sıra sıra dizeceğiz. 5 kahvemizde en son tadımını yapacağız. O yüzden bunu biraz beklemeye alacağız. 1 bardak süt veya krema. 1 su bardağı. 1 tatlı kaşığı şeker. 2 tatlı kaşığı filtre kahve. Yarım su bardağı sıcak su. Kakao. Burada ne istiyorsanız vanilya özü de kullanabilirsiniz. Kakao da kullanabilirsiniz. Size kalmış ve en son soğuk tercih etmek istiyorsanız da 3-4 tane buz ekliyorsunuz. Bunun için kullanacağımız bardak ise şöyle bir fincan tercih ettik. Evet, hadi başlayalım. Birazcık daha fazla koyacağım. Yoğun olması lazım. Çok azıcık şeker koyacağım. Çünkü üstüne kakao falan koyacağımız için. Ama bir tatlı kaşığı demişsin. Sonra yine acı olacak. Ne bir tatlı kaşığı? Şeker. Şekeri koy, sonra hep acı oluyor. Üstüne kakao falan da tamam, kakao tatlı değil, kakao da acı. Üstüne sıcak suyumuzu ekliyoruz. Komple mi ekliyorsun?
Çok eklemeyeceğim. Hı. Şuna göre. Ha tamam. Onu dökeceğiz ya. Kullanacağınız bardak kadar yapıyorsunuz. Biz farklı bardağa dökeceğimiz için bu kadar yaptık. Yoksa bu çok az oldu. Tamam. Çok güzel görünüyor ama. Evet, kremayı kahvenin içine koyduk ve şimdi karıştırıyoruz. Birazcık değiştirdik biz bu kahvenin tarifini. En son üzerine buz atacağız. Tadıma yakın buz atacağız. Bir bardak süt yine. Bardak için yine bunu kullanacağız biz. Az öncekine bir boy büyüğü. Şeker. Kahvemiz. Başka ne kullanıyoruz? Bir de süt kullanacağız. Bu cappuccino. Canlı normal. Pardon, evet. Bunu da ısıtacağız zaten. Soğuk yapmayacağız. Sıcak cappuccino yapacağız şimdi. Evet. Bu arada diğer kahvelerin isimlerini söyledik mi bilmiyorum ama hepsinin ismini yaparken aşağıya yazmış olacağız ekrana. Oradan isimlerine bakabilirsiniz. Çünkü biz de aslında bu konuda çok iyi değiliz ve internetten bakarak yaptığımız için böyle. Evet, şimdi su ısınsın, hemen başlayacağız bunları yapmaya. Üst kısma çikolata sos kullanacağız. Biz krema da kullanmaya karar verdik. Bir tık değiştireceğiz. Sen koy istersen anne. Neyi? Hepsini mi? Ne kadar? Şimdi bir tatlı kaşığı Nescafe'den koyacaksın. Birazcık daha koy ama bir tatlı kaşığından. Biraz daha fazla koy. Çok mu? Değil. Tamam koy. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı sıcak su. Oo, çok sıcak. Çok az daha koyabilirsin. Çok az. Tamam. Şimdi bir tatlı kaşığı da krema koysana. Normalde yok bu kremam. Biz öylesine koymak istedik. Denemiyor musun? Şimdi bunu ben mikserde köpük yapacağım. Bir yandan da sütümüzü kaynatacağız. Bunu köpürtüp geliyoruz. Bismillah. Güzel, çok şey çıktı. Biraz yiyelim mi? Bakalım acaba. Milkshake yapacağız. Kahveli ve muzlu yapacağız. Malzemeler gene granül kahve, bir tane muz, süt, bir bardak, pudra şekeri ya da vanilin kullanabilirsiniz. Bir de biz şey yapacağız, yarı yarıya yapacağız. İşte yarısından bundan, yarısından bundan koyacağız. Bir de adını bilmediğim bir alet. Ha bir de buz. Evet, buzumuz var bir de. Evet. Şimdi önce ne yapıyoruz? Önce malzemeyi koyuyoruz ama direkt. Bunda tamam. Bir şey yok. Kaç tane buz koydun? 8-10 tane buz. Bir bardağı süt. Olmadık diye düşündüm biraz ama. Koyayım mı istersen? Bir su bardağı daha koyarsan 2 bardak çıkartalım. Tamam. Muzu çünkü biraz fazla koyacağım ama hepsini koyacağım. Yani. Biz 2 kişilik yapıyoruz bunu. Kahve koyacağız. Bunun tadı güzel olacak bence. Bence de. Bu arada daha önce bunu hiç yapmadım. Muzu komple mi atıyoruz? İkiye bölüm. İkiye bölüm. Nasıl bir şey olacak acaba? Evet. Birazcık daha koysam. Bu ne? Neden oluyor? Bilmem, bunda soğuk şey yapamıyor mu? Bir kaza yaşadık. Üstümüze sıçradı. Bunu ödül olarak birazcık çikolata koymak istiyorum. Hadi Zeynep. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam şu anda. Tamam, bardakları. Şimdi hemen bunları bardakları alacağız. Çok heyecanlıyım. Bunu içmek için sabırsızlanıyorum.
buz parçası kadar. Bunu masaya al. Bu kahve ise en kolay kahvelerden bir tanesi. Normal Nescafe yapıp buz kalıplarının içerisine koyduk ve bunları şimdi istediğiniz kadar içerisine buzları atıyorsunuz. Dağıtayım mı? Yeter mi? At bence hepsini. Atalım. Abartmak bizim elimizde. Zaten evimizde. Ve daha sonra üzerine süt ekliyorsunuz. Güzel görüntü olsun. Tamam. Evet ve gördüğünüz gibi onlar birazdan karışacaklar. Şimdi tadıma geçiyoruz. Evet, şimdi tadım aşamasındayız. Kahvelerin isimlerini tek tek söyleyeceğiz ve tadlarına bakacağız. Çok acı olanlar için yanımıza bir çikolata aldık. Midemiz bulanmasın diye. Yancık, hangisinden başlayalım? İlk yaptığımızdan başlayalım. Şundan mı? Evet. İlk bundan başlayalım. Hepsi önümüzde durmasın. Önce gösterdik ya. Evet, şu. Bunun ismi neydi? İşte, bunun ismi bir bilinmez. Gerçekten. Bilmiyorum. Tamam, neyse. TikTok kahvesi diyelim biz buna. Şöyle alalım mı artık? Önce sen bak hadi. Bu ama karıştırılarak. Tamam. Karıştıracağım. Ama of çok güzel. Ben bu tadını zaten biliyorum. Ben yaptığım bir kahve. Çanakkale'de içtiğimizi biliyorum. O ama da iğrençti. Ama onda tecrübesizdik. Ben çok da. Gerçi biraz acı, sen beğenmeyebilirsin. Acıysa. Güzel. Şaşırmadım. O kadar kötü değil ama yani. Bitirebilirim. Bunu direkt bir dikişle bitirebilirim. İçerken çok güzel, içtikten sonra bir acı tat geliyor değil mi? Yani biraz bence şeker fazla bana göre. Bence iyi. Bu arada. Şimdi ikinci şunu yapmıştık. Ha evet, onu gerçekten merak ediyorum. Bu kapı. Hiçbir fikrim yoktu. Bunun ismi yok aslında. Direkt kendimiz bunu ilk baş ben deniyorum. Yani. Bunda bol bol krema vardı. Yani bilmiyorum, bu güzel değil bence. Ama krema tadı güzel geliyor. Kahveler bana çok acı geliyor ya. Ya biz bunu soğuk içecektik yalnız. Aa, ona buz koymayı unuttuk. Bu şu anda ılık olduğu için güzel değil ama soğuk ve buzlu güzel olur. Ben şu ikisini içmek için sabırsızlanıyorum. Ama çok da beğenmedim ben de. Yani fena değil. Soğukken içilir. Ve bu o da ne? Sıcak olan. Cappuccino. Cappuccino olan mı? Evet. Tek sıcak şu an bu. Sen denesene, ben daha yeni içtim ya, onun tadı gitmedi. O güzeldir yani. Bu çok güzel. Nesquik gibi bu. Ne koyduk acaba onun içine biz? Bu resmen sütlü kahve. Aşırı güzel. Ben bunu içerim birazdan. Bu bayağı güzel Zeynep. Evet. Bu çok yumuşak. Sütlü kahve bu. Bu güzel. Evet, ben beğendim. Tamam, benim yanıma doğru. Evet. En merak ettim. Evet. Hangisini? Bunu mu alalım, bunu mu? Tabii ki de. Bakalım, hadi bakalım. Bunu pipetle deneyelim bence biz. Tamam. Çok merak ediyorum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Mi? Gerçekten çok güzel. Sonradan geliyor tadı. Muz tadı sonradan geliyor. Evet. Ay, bu çilekli olsa efsane olurdu. Evet. Zaten tarihte çilek yazıyordu, ben bunu yaptım. Çilekli çok güzel olurdu bu. Ben o normal bir kahve. Onun çok deneyesim yok ama. Neden Zeynep? Bu benim tarifim. Kahve tadı yok. Çünkü daha kahveler erimedi için. Soğuk bir süt. Bunlar kahve çözününce güzel olur yani. Muhtemelen. Ama kötü değil ki şu anda değil, da. Değil, süt işte. Süt tadı yani, geliyor güzel. Yani. Ama şey, görüntü ve sunum açısından çok güzel. Aynen. Hani böyle yapılabilir arkadaşlarınız geldiği ama zaman. Ama sunucu olarak. Tamam, şöyle bütün kahveleri önümüze alalım. Ve hepsine puan verelim, tamam mı? 5 üzerinden verelim de, var 5 tane var ya. Tamam, 5 üzerinden.
Ben 5 numarayı buna veriyorum, sıcak olana. Benim 5'im bu. Benim 5'im bu, seninki bu. Buna hiç beğenmediğimi söyleyeyim. Hiç beğenmediğim şu. Evet, bu da köpük olduğu için gene bunu beğendim. 4'e şey. Geç ama. Ha, 4. 5'ten bir anlamak olmaz. Tamam. 5'im, 4'üm, 3'üm, 2'im, 1'im. Benim 5. sırada milkshake. 4. sırada her zaman. Her zaman yaptığım kahve. 3. sırada bu. Ama çok da tarzım olan bir kahve değil. Genel olarak yapmam. Ben de acı kahve sevdiğim için yani. Bu tam sende kazanıyor. Açıkçası bunların ikisi de bir. Ama hangisini hiç içmezsin dersen bunu içmem. Buzlu olsaydı bunu da bir. İçmem ama hani şey değil. Hani şimdi ay tadı çok çirkin de içmem değil. Gerek yok. Bu ikisine gerek yok. Buna da gerek yok. Ama yine de bu da güzel. Tamam ama beş, şu anda 4, 3, 2, 1 bence en kötüsü oldu. Evet, 1 bu. O da neden kötü oldu? Buz olmadığı ılık için. Çünkü. Bence, ılık evet. Hiçbir şey güzel değildir. Aynen. Bunda eğer buz olmuş olsaydı bence bu da bunun gibi bir şey olacaktı. Güzel olmuş olacaktı. Bu ikisi bir olacaktı. Bu gerçekten tadı kötü değil. Bu TikTok kahvesinin tadı çok güzel ama bir tık acı işte. Kahveyi belki biraz az koyulursa daha iyi olur. Zaten sen videonun başında söylemiştin ya. Kahveyi biraz az koyarsanız daha iyi olur diye. Ha, evet. Bu oydu değil mi? Oydu, bu o kahve. Ben kendime yönelik yaptım. Aynen. Çünkü hiçbir türlü beğenmeyeceğini bildiğim için. Beğenmeyecektim evet. Yani. Tamam o zaman videoyu kapatalım. Çok uzun bir video oldu bence bu. Şu an konuşmamız bile 8 dakika. Kısalır bence. 8 dakika konuşmuşuz. Tamam biz şimdi sıra sıra kahveleri içeceğiz. Bizim hepsini bitirelim bir. Aynen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada eğer bu videoyu beğendiyseniz bunun çay versiyonunu da yapmak istiyoruz birlikte. Yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bitireyim ben bunu. Bitir. Şov yap hadi ikisini de bitir. Ben de bunu bitireyim.